Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Semut halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mucize geldi. İşte Allah'ın devesi de size bir ayet. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın diyarında otlasın. Sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acı veren bir azap yakalayıverir. Bir de düşünün ki Allah sizi at halkına halef yaptı ve dünya üzerinde size imkanlar bahşetti. Arzın düzlüklerinde saraylar kurup dağlarını yontarak evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini düşünün de bozgunculuk yaparak dünyada karışıklık çıkarmayın." derken deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden çıkıp ona isyan ettiler. Ve dediler ki: Salih sen gerçekten resullerden isen bizi tehdit edip durduğun o azabı getir de görelim. Bunun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar. Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber onlara ulaşmadı mı? Nuh kaminden at Semut ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara Peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Semut kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım dedi yalnız Allah'a ibadet edin çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşatan odur. O halde ondan mağfiret dileyin, yine ona dönün, tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. Hem ey halkım, işte size mucize olarak Allah'ın devesi. Bırakın onu Allah'ın mülkünde yayılsın, yesin içsin. Sakın kötü bir maksatla ona el sürmeyin. Yoksa çok geçmez, sizi bir azap kıstırıverir. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, salihi ve beraberindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz ki senin Rabbin kavi ve azizdir. Çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Ortadan silindiler. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti. Sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin Nuh, Ad ve Semut halklarının ve onlardan sonra gelip de Allah'tan başkasının tam tamına bilemeyeceği halkların başlarından geçen olaylardan haberdar olmadınız mı? Elçileri kendilerine delil ve mucizeler getirdiler de onlar ellerini ağızlarına götürüp biz dediler, sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz. Çünkü biz bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir kuşku içindeyiz. Halkı da peygamberlerini yalancı saydı. Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı. Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semut halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa sen bil ki onlardan önce Nuh, Ad ve Semut halkı da İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Adı, Semudu, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de, inkarda ısrarları sebebiyle helak ettik. Semut halkı da Resulleri yalancı saydı. Böyle düşündüğünüz için mi, dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz? Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, Kuyudan bir onun içme sırası belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırı verir. Dedi. Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırı verdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Bir vakit biz Semut halkına da yalnız Allah'a ibadet edin diye çağrıda bulunmak için kardeşleri Salih'i gönderdik. Çok geçmeden onlar birbiriyle çekişen iki bölük olu verdiler. Ey halkım dedi. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Niçin merhametine nail olmak ümidiyle Allah'tan af dilemiyorsunuz? Biz dediler, senin ve sana bağlı olanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey, Allah katında takdir edilmiştir. Doğrusu siz, imtihana tutulan bir toplumsunuz diye cevap verdi. Şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiçbir şey yapmazlardı. Allah'a yemin ederek aralarında şöyle anlaştılar. Geceliğin ona ve yakınlarına baskın yapıp hepsini öldürür, sonra da sahip çıkan akrabalarına yakınlarının öldürülmesi esnasında orada bulunmadığımızı bildirir ve biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. Onlar bir tuzak kurdular ama tuzaklarına karşı biz de tuzak kurduk. Kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk. Onların planlarını alt üst ettik. Bak işte onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Biz onları da kendilerine uyan toplumlarını da imha ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır. Ad ve Semut halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar, aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi. Onlardan önce, Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da, peygamberleri yalancı saydılar. Semut ve Lut toplumları, eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar, peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. İmanlı zat bunun üzerine, Ey benim milletim! dedi. Ben sizin hakkınızda, Nuh milletinin, At milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akibetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle, Allah kullarına zulmetmek istemez.'' Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de: Ben sizi Ad ve Semut halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum. Semut halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken işledikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onlara alıverdi. Onlardan önce Nuh halkı, Ashab-ı Res, Semud, at, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. Semut ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmiştir. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de odur. Önceki Ad milletini yok eden de odur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. Semut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu? O mu buna layık görülmüş? Hiç de öyle değil. Birakis o yalancının, küstahın tekidir. Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve, yani biz, dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak, doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir. Temut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak, doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir.'' Biz de peygamberleri salih'e dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler. Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret. Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır. Onlar, en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip, deveyi kesti. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım. Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağlındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.'' İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. Bunlardan Semud o korkunç zelzeleyle yok edildi. Ad ise azgın bir kasırgayla imha edildi. Ekim, o orduların Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur azgınlığı yüzünden Semut milleti, Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Elçileri ise kendilerine, mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın, dedi. Fakat onlar, o peygamberi yalancı sayıp, deveyi kestiler. Allah da, Böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi onları yerle bir etti